Vallahi koca otobüsün koca deposu epey sürer mazot almaz. Geç kalkacak yani öyle mi? Eh biraz rotar yapar ama çok değil. Ya biz gidelim dedikçe hep bir sorun çıkıyor. Anlamadım. Olsun aşkım. Ben evden çıktım ya gittik sayılır. Tayin işlemleri biraz sürebilir. Ama sorun değil. Ben dershaneyle konuştum. Gider gitmez başlayabilirim. Ben de çalışırım. İstanbul arabası hazır. Herkes yerine geçsin. Ağzında bakla ıslanmıyor kızım. Ne oldu da söyledin hanımına ha? Madalya mı taktı? Gıcık. Alo. Sevda, sensin değil mi? Evet. Bir şey mi oldu? Oğlana bir şey mi oldu yoksa? Ay yok az bir dur. Oğlan iyi. Başka bir mesele var. Söylesene Elif. Ay bu Münevver var ya. Yiğit'le kaçmış kız. Ne? Vallahi bak. Odasına girdim. Mektup bırakmış. Yiğit de yok. Ben de şu geveze kıza bir şey demek istemedim. Ama ne yapacağımı da bilemedim. Ay ne yapsak? Abisini mi arasak ha? Şu Yılmaz var ya. Ya onların araları pek yok galiba. Sen en iyisi kimseye bir şey deme. Ben Ali Ömer'e haber vereyim. O bilir ne yapacağını. Peki tamam. Görüşürüz. Müsait bir yerde inebilir miyim? Sevda? Ben yolun aşağısında, duraktayım. Gelip beni alsana. Ne oldu? Münevver'le Yiğit kaçmış. Alo? Yiğit nerede? Haberin var mı Sultan abla? Yok beyim. Dışarıda kalacağım dediydi ama. Anladım abla. Hayırdır beyim? Ay, yok, yok abla. Bir şey soracaktım ona da. Neyse daha sonra konuşurum artık. Görüşürüz. Allah kahretsin. Haberi yok muymuş? Nereye giderler ki? Bilmiyorum. Ama yazdıklarından anladığım kadarıyla uzak bir yere gittiler. Belki başka bir şehre.
Nasıl buluruz? Arayacağız. Aklımıza gelen her yere bakacağız. Efendim? Benim kız, Sultan abla. Ne yapıyorsun? İyi abla, bildiğin gibi işte. Artık bir şey bildiğim yok. Olay yerinden uzağız. Olan nasıl? Kuzumun kokusu burnumda tütüyor. İyi, iyi. Uyuyor şimdi. Al, iyi. İyi olsun. Nasıl mama falan yiyor değil mi? Abla, ben seni sonra arasam... Hamiyet Hanım sesleniyor. Domuz. Sesi kısılsın inşallah. Hadi sen bak işine haydi. İstanbul arabasına binmişler. Otobüs geç hareket etmiş. Şoförün telefonunu aldım. Biraz acele edersek yakalayabiliriz. Hemen arkandayım. Çek aracı sağa. Olmaz kardeşim, duramam. Hem otobüsten yolcu indirmem. Varsa alacağın İstanbul'da garajdan alırsın. Öyle mi? Sıkı tutun. İnin aşağı. Hayır abi. Yiğit, kızdırma beni. Bırakın bizi. Yolumuza gidelim abi. Önce inin, konuşalım. Daha sonra ne yapmak istiyorsanız yaparsınız. Hadi inin. Hadi kardeşim, iniyorsanız inin. İnin dedim size. Hemen. Alın kardeşim eşyalarınızı. Saçma sapan yolumuza ne fazla. Olacak iş mi bu ha? Biz her yolu denedik abi. Konuştuk, olmadı. Kızdık, yine olmadı. Bak geldik istemeye. Hamiyet Hanım sağ olsun. Etmediği hakaret kalmadı zaten bize. Siz de çareyi kaçmakta buldunuz. Öyle mi? Şu ana kadar siz haklıydınız. Artık onlar haklı. Haklılık falan değil abi. Biz sadece birlikte olmak istiyoruz. Kendimi bildim bileli Münevver'i seviyorum ben. Neler yaşadık neler. Ama içimden çıkaramadılar. Koparamadılar bizi. Bu saatten sonra da kimseye izin vermem. Ya, olacak iş mi bu? Münevver. Annen baban seni reddeder. Abi başka çare bırakmadılar. Annenle Sultan abla arasında gitmekten yoruldum artık. Ben sadece Yiğit'le beraber olmak istiyorum. Tamam. Anlıyorum. Sevginize saygım da sonsuz. Ama bunun çözümü bu değil ki. Mücadele edeceksiniz. Ben de destek olayım size. Herkesi ikna etmeye çalışayım. Ha, baktık inat ediyorlar.
Ben kendi ellerimle yaparım sizin düğününüzü. Bu işin olurunu falan bırakmadılar abi. Boşuna uğraşma sen. Sen orasını bana bırak Yiğit. Sizi ayırmak için yolunuzdan çevirmedim ben. Tamam, insanları ikna etmem biraz zaman alacak ama bir yolunu bulacağım ben. Tamam abi, sen bilirsin. Hadi yürüyün şimdi abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.